Her gün badem yemeye başlarsanız neler olur? Badem de dahil olmak üzere düzenli olarak çekirdek, tohum ve kuru yemiş tüketiminin sağlığınıza ve görünümünüze inanılmaz derecede iyi geldiği kanıtlanmıştır. Peki vücudumuzda gerçekten bir dönüşüm yaratırlar mı? Ve eğer öyleyse tam olarak hangi olumlu değişikliklere şahit oluruz? Bunları öğrenmek istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edin. Ancak başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve şu küçük bildirim zilini çalmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan hiçbirini kaçırmazsınız. Pekala, bademle başlayalım. Temel olarak badem, beslenmemizi sağlıklı olarak sürdürmemiz söz konusu olduğunda her zaman iyi bir seçimdir. Sayısız araştırmalar bu kuru yemişlerin sadece kandaki lipid seviyelerini normalleştirmediğini, ayrıca diyabetli hastalarda kardiyovasküler hastalıkların oluşma riskini de azalttığını göstermiştir. Badem, vücuttaki yağ seviyesini düşürdüğü için kilo vermenize yardımcı olan gerçek bir mucizedir. Ve hayvansal proteinlere alternatif olduğundan doygunluk hissi verdiği için yemeği fazla kaçırmanızı önler. Uzmanlar sağlığa tüm bu müthiş etkilerinden faydalanmak için günde sadece 20 badem yemeyi öneriyorlar. Bunu yapmanın en iyi yolu onu öğün aralarında atıştırmaktır. Unutmayın, Roma bir günde inşa edilmedi. Bu yüzden istediğiniz sonuçlara hemen ulaşamayacağınızı iyi bilmelisiniz. Sabırlı olun, yakında sağlığınızın düzeldiğini görecek ve hissedeceksiniz. Size garanti ediyoruz. Ama konu kendinize dikkat etmek ve bunu yaparken harika görünmekse tek seçeneğiniz badem midir? Tabii ki değildir. Diğer kuru yemişlerle çekirdek ve tohumlar da bademin sağladığı yararlar kadar yarar sağlayabilir. Tam olarak neye ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak bazıları diğerlerinden daha iyi sonuçlar verir. Öyleyse diğer sağlıklı atıştırmalık seçeneklerinin neler olduğunu görelim. Keten tohumu. Ulusal Süt Ürünleri Araştırma Enstitüsü'ndeki bilim insanları keten tohumlarının sağlığınıza çok iyi geldiğini kanıtladılar. Çünkü kimyasal bileşenleri temelde her türlü vücut sistemini aynı anda geliştirmede birden çok görev üstlenir. İşin sırrı keten tohumları içinde bulunan fitoöstrojen denilen doğal hormondadır. Özellikle meme ve prostat kanseri olmak üzere kötü huylu tümörlere karşı etkili bir şekilde mücadele eder. Bu tohumlardaki lif mideyi kaplar ve iltihabı önler. Ama hala hepsi bu değil. Bir çorba kaşığı ezilmiş keten tohumu yaklaşık 2 gram omega 3 yağ asidi içerir ve bu da kardiyovasküler sisteminizi baştan sona korur. Tüm bu harika yararlarını duyduktan sonra kim beslenme düzenine keten tohumu eklemez ki? Susam tohumu. Avustralya'da Griffith Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre susam tohumlarının kimyasal bileşeni tansiyonu düşürerek inmeleri, kalp krizini ve böbrek yetmezliğini etkili bir şekilde önler. Daha da şaşırtıcısı, bu tohumlar yüksek kolesterolü önemli ölçüde azaltan ve diğer çoğu gıdada bulunmayan birçok özel antioksidan içerir. Susam çiçeğinin üstünde bulunan meyvesi yüksek oranda cilt, saç ve tırnaklara çok iyi gelen yağ içerir. Böylece susam tohumları sayesinde kendinizi iyi hissedecek ve çok iyi görüneceksiniz. Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği kan damarlarını genişletmeye ve böylece dolaşımın iyileşmesine ve hipertansiyonun önlenmesine yardımcı olan arjinini büyük miktarda içerir. Bu tohumlar gerçekten çok kalorili olsalar da vücuttaki her şeyi dengeleyen ve vücut tarafından emildiğinde kan şekeri seviyesini normalleştiren birçok protein içerir. Ayrıca cildin esnekliğini korumak için gerekli olan A ve E vitaminleri bakımından da zengindirler. Bu kabak çekirdeğinin neden kozmetik endüstrisinin sahip olduğu en etkili ve gizli silahlardan biri olduğunu açıklıyor. Ceviz. Avustralya'da La Trobe Üniversitesi'ndeki araştırmacılar cevizde bulunan minerallerin hem kardiyovasküler hastalıkların hem de koroner kalp hastalıklarının oluşma riskini azalttığını bulmuşlardır. Ayrıca yaşla ilişkili sağlık sorunlarının semptomlarını en aza indirgemek ve erkekleri prostat kanserinden korumak için oldukça etkili olan tokoferol adında doğal bir kimyasal içerir.
Scranton Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Dr. Joe Winson'a göre günde sadece 7 ceviz tüketmek sağlığa oldukça faydalıdır. Bu yüzden ceviz yemeyi ihmal etmeyin. Ayçiçeği çekirdeği. Ayçiçeği çekirdeği kas ve kemik dokuları için son derece iyi olduğu kanıtlanmış kükürt açısından zengin proteinler içerir. PMAS Arid Tarım Üniversitesi Botanik Bölümündeki araştırmacılara göre ayçiçeği çekirdeği antioksidan, antimikrobiyal ve iltihap önleyici özelliklerinden dolayı bronş ve akciğer enfeksiyonlarını etkili bir şekilde önler. Tüm bu sağlık artırıcı faydalarından yararlanmak istiyorsanız her gün 30 gram ayçiçeği çekirdeği tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Antep fıstığı. Diğer kuru yemişlerle karşılaştırıldığında Antep fıstığı daha az yağ ve kalori içerir. Ancak en ilginç kısmı Antep fıstığının en yüksek doymamış yağ asidi, potasyum ve karotenoid düzeyine sahip olmasıdır. Bu kimyasallar temel olarak antioksidan ve iltihap önleyici etkiler sağlamaktadır. Nutrition Science Solutions firmasındaki uzmanlar, Antep fıstığı yemenin kendinizi daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabileceğini ve bu sayede kilo kontrolünde mükemmel sonuçlar alınabileceğini doğrulamaktadır. Çoğu çalışma tüm bu şaşırtıcı özelliklerin sisteminizde etkili olması için günde yaklaşık 1-2 avuç Antep fıstığı tüketmenin en iyi yol olduğunu göstermiştir. Kaju fıstığı. Öncelikle kaju fıstığının demirle dolu olduğunu belirtelim ki bu anemiyi önlemek için olmazsa olmaz maddelerden biridir. Artı kaju, diyabetiklerin kan şekeri seviyesini dengelemekte gerçekten işe yarayabilir ve yararları şöyle devam eder. Kajuda bulunan fosfor ve tiamin, enerji seviyesini koruduklarından iş hayatında günlerin çok daha kolay geçmesine yardımcı olurlar. Son olarak bu kuru yemişin iltihapları önleyici etkisi bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu grip virüsünden korur. Bütün bunlar gerçek olamayacak kadar harika görünüyor, değil mi? Kilo kontrolü üzerine uzman Dr. Gargi Sharma, günde sadece 4-5 kaju yemenin birkaç hafta içinde gözle görünür sonuçlar doğuracağını belirtmektedir. Fındık. Fındık birçok insanın en sevdiği kuru yemiştir ve sağlığa inanılmaz yararları onu çok daha fazla sevmenize sebep olacaktır. Connecticut Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümünün araştırmacıları, fındıkta bulunan büyük miktarda B vitaminin kemiklerin ve kasların daha güçlenmesini sağladığını ve bağışıklık sistemine ciddi destek olduğunu kanıtlamıştır. Fındıktaki organik asitler, kandaki kolesterol seviyesinin artmasını engellediğinden, dolaşım sistemi de bu yarardan payını alır. Bu, sizin de bildiğiniz üzere kalp damar hastalıklarını önlemektedir. Tek yapmanız gereken şudur, günde 20 fındık yiyin ve gerisini fındığa bırakın. Yer fıstığı. Yer fıstığı listemizdeki kesinlikle en popüler gıdalardan biridir ve bu bolca önemli madde içermesi sebebiyle hiç de sürpriz değildir. Örneğin polifenol, hücrelerimizi zararlı serbest radikallerden korur ve yaşlanmayı geciktirir. Linoleik asit sırasıyla yüksek kolesterolü düşürür ve doku sertleşmesini önler. Yer fıstığından en fazla yararı dengeli beslenmenin bir parçası haline getirirseniz elde edebilirsiniz. Kimyasal Teknoloji Enstitüsü'ne göre fıstık açlığı bir süre bastırır. Yani öğün arası atıştırmalığı olarak tükettiğinizde daha az yemenizi sağladığı için fazla kilolarınıza veda edebilirsiniz. Brezilya fıstığı. Bol miktarda bulunan liflerinin bağırsakları temizleyici etkisi sayesinde Brezilya fıstığı, Connecticut Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümü uzmanlarına göre sindirimi önemli ölçüde iyileştirir. Ayrıca bağışıklık sistemini oluşturan hücrelerin üretiminde büyük rol oynayan selenyum adında bir madde içerir. Brezilya fıstığında bulunan doymamış yağlar, kan şekeri seviyesini gözle görülür şekilde düşürerek vücudu diyabet ve damar sertliğinden korur. Eğer ilginizi çektiyse ihtiyacınız olan tek şey Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'ne göre bu fıstıktan günde 2 adet yemektir. Pekan cevizi. Bu cevizler oldukça kalorilidir ama bu düşündüğünüz kadar kötü değildir. Çünkü tüm bu kalori bize çok miktarda enerji sağlar.
Pekan cevizindeki E vitamini, vücudun güneş ışınları gibi çevresel faktörlerin zararlı etkilerinden korunmasını sağlar. Ayrıca bu cevizin de büyük miktarda B vitamini içerdiğini unutmayalım. Saçınız, cildiniz ve tırnaklarınız bu cevize bayılır. Bu kuru yemişin kimyasal bileşeni, erkeklerde sadece testosteron seviyesini düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda kadınların sağlığı için de çok yararlıdır. Bu yüzden günlük hayatta beslenmenize pekan cevizini dahil etmeniz, sağlığa giden yolda önemli adımlar atmanızı sağlayacaktır. Chia tohumları. Listemizin sonuncusu ama en önemlisi olan minik chia tohumları tam bir sağlık bombasıdır. İçeriğindeki omega 6 ve omega 3 yağ asitleri kalp ve kan damarlarında harikalar yaratır. Kolesterolü düşürür ve pıhtı oluşmasını engeller. Chia tohumlarındaki diğer bir bileşen olan B vitamini cilt sorunlarını yok etmeye ve önlemeye yardımcı olur. Bu tohumların kadınlara özellikle menopoz döneminde çok iyi geldiğini akılda tutmak gerekir. Çalışmalar, chia tohumlarının tüketilmesi gereken makul miktarının günde yaklaşık 30 gram civarı olduğunu öngörmektedir. Özetlemek gerekirse, bu listede hangi tür fındık veya tohumu seçerseniz seçin, vücudunuzda kesinlikle olumlu değişiklikler göreceksiniz. Unutmayın, bu kuru yemişlerin ve tohumların çok fazla kalori içermesi, beslenmede her zaman olduğu gibi tüketilen miktara dikkat edilmesini zorunlu kılar. Bu yüzden günlük sınırlamaya uyduğunuzdan emin olun. Ki bu, herhangi bir kuru yemişin veya tohumun günde 30 gramdan fazla tüketilmemesi anlamına gelir. Peki bu kuru yemiş ve tohumlardan sizin en sevdikleriniz hangileri? Bize aşağıdaki yorumlarda bahsedin. Hayata olumlu bakarak kanalımıza abone olmayı unutmayın.